Canım. Emine sunum nasıl? Olması gerektiği gibi. Leyla. Aynı şey söyleme Allah aşkına. Ya ben bu tiramisu ya beklentimin altında bir sunum. Ben senden böyle bir şey beklemiyordum. Tiramisu böyle sunulur. Tamam böyle bu konuda sunulur katayım. Da ekstra bir şey yapardın sen bunu. O konuda katayım. Tiramisu'nun ekstra süslerine karşı ben katayım. Karşıyım pardon. Tamam bunun üstüne yapmayaydım. Başka bir şey yapardım. Caner sunumu nasıl? Benim bir tane Seda Hanım. Ya seyirci de görecek. Gerçekten ama, öyle hayır, ama. Şimdi ben seni taklit etmeye çalıştım. Bir taklit görüyorum burada ama. Yok. Kakao var benimkinin üstünde unuttunuz. Hayır onu değil çubuk dikmiştin ya kalpli madde. Hatta bir daha gösterişiydi benimki. Esma. Onu unutmuşum ben bak. Valla. Bunu duyacağımı ya inanamazdım. Esma sunum nasıl? Sunum güzel beğendim ben. Teşekkür ederim. Buyurun afiyet olsun. Beğenmemiş gibi yaptın ama. Caner. Seda Hanım, o gün tiramisu'yla alakalı olarak söylemiştiniz. Hani bu ısıtılır ısıtılmaz, muhallebiler pişme, evet pişer pişmez. Pişirmeden yaptınız herhalde. Acı badem de falan mı var içinde? Evet, bir aroması var onun. Daha doğrusu şöyle, içine konulan bir şeyi var. Onun aroması var. O aroma olmadığı için acı badem kullandım. Acı badem de koyuluyor. Anladım yani. Onu kaçırmışım değil mi? Şöyle, acı kaçırmışım badem... Kaçırmışım onu. Hani tiramisu'da kahve tadı ama gelir şöyle, ya. Ama şöyle, bu markayı ilk defa kullandım. Bir de o var. yoğunmuş. Kaçırdım derken o şekilde. Yani kreması falan güzel ama o kreması, acı badem evet, çok, çok yoğun geliyor. Kahveden daha çok geliyor. Evet, tat doğru, olarak. Doğru söylüyorsun. Evet. Benim kremasım daha güzeldi. Doğru. Kıvamı güzel ama dediği gibi çok acı böyle. Bu marka aromayı ilk kullandım. Çok koymadım ama sonra koydum sonra bu kokusuna bakıyorum çok keskin bir kokusu çok var. Çok keskin. Zor yedim yani. Tek yediğimde öyle alnımda çok böyle yoğun gelmemişti bana ama şimdi kahveyle birleşince yoğun, yoğunlaşmış. Yoğun. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Emineciğim. Akışkanla güzel Seda Hanım gerçekten çok yoğun olmuş. Yoğun olmuş. Betül, evet. Evet. Eğer o tat baskın olmasaymış. Harikaymıştı. Evet. Leyla kıvamı hocam. Falan. Acı badem evet biraz beni rahatsız etti. Ama tadı, tuzu, kıvamı harika. O yüzden zaten bu büyük kaşık geldi. Acılığına bile bakmıyorum. Nasıl yaptım anlatır mısın bunu? Detayları. Normal klasik tarif yaptım. Yani, klasik tarif derken? Yumurta aklarını merenk yaptım. Şekerini göz kararı kullanıyorum. Çünkü göz kararı yumurtayla yapıyorum. Merengi herkes bilmeyebilir. Merenk dediğiniz şey yumurta aklarının çırpılarak köpük haline getirilmiş olması. Yavaş yavaş şeker ilave ederek yumurta aklarını köpük yaptım. Sarılarını biraz yine şekerle kabarttım. Mascarpone ile birleştirdim. Aroma biraz koydum. Evet. Sonra hepsini birleştirdim. Bu şekilde. Her katına kakao kıvam serpiliyor. Kıvam olarak güzel olmuş da gerçekten sadece çok ağır basmış. Sadece şu acı bademdeki biraz acı oranı... badem bu aromadan işte aslında çok koymadım. Aslında az koydum. Aslında bunun kendi aroması neden koymadın? Yok koymasaydın keşke. Neden koydun ki onu? Yok. Yok, onu piyasada yokmuş. Hiç piyasada koymasaydınız keşke. Bence de hiç koymasaydınız. Çok güzel olurdu o öyle zaman. Öyle mi dersin? Evet. Bence de. Evet. Kahve tadı yok çünkü hiç. Bozmuş yani. Çok güzel. Evet. Her şey yerinde her ama. Her şey yerinde evet. O kadar baskın beni öksürten o oldu. Yoksa gerçekten ben kıvamı. Ben de yıkaldım zaten. Eyvah dedim. Kıvamı çok peki, güzel. Peki bu kedi dili mi yoksa kek mi? Kedi dili. Kedi dille yaptınız. Şey kolaya kaçtınız yani. Evet. Caner Bey, kekle bisküviyi ayırt edemiyor musunuz? Ben çünkü şöyle çok bakmadım detaylı da kek gibi geliyor zaten böyle dokununca yandan bakabilirsiniz bile... siz de. Kedi dilinin özelliği şişince kek gibi olmuş. Çünkü ben şöyle, kedi dili kullananlar genelde böyle dizi, buraya bir dikiyorlar hani tiramisu olduğu belli olsun diye örnek veriyorum. Yok canım. Ben öyle hep denk geldim. O sonradan çıkan bir şey. İşte.